2021 Cumartesi hafta sonu bülteniyle karşınızdayız. Haberlerimizle, gazete manşetlerimizle, yorumlarımızla, ikinci bölümdeki konuklarımızla karşınızdayız. Değerlendirmelerimizi yapacağız. Konu başlıklarını çok kısa kısa aktarayım sizlere. Ne var gündemde? Bir gündemde öncelikle kışkırtma var. Nerede bir kışkırtma var? Boğaziçi Üniversitesi'nde. Bu kışkırtmaya ilişkin hem uyarılar hem açıklamalar var. Kim ne diyor onlara bir göz atacağız. Kim hangi yorumu yapıyor onları sizlerle paylaşacağız. Bu birincisi, ikinci gündem maddemizde. İkinci gündem maddemiz siyasetteki ittifak tartışmaları yeniden alevlendi. Özellikle dün Ulusal Kanal Ankara muhabiri Seda Akyüz, HDP'li Mithat Sancar'a açıkça sordu. PKK üzerine CHP ile bir görüş ayrılığınız var mı diye. Yok dedi net bir şekilde. Bu haberi isteyen istediği yerden görmüş. Maalesef haber değeri taşımış çoğu için ama bazıları kulağının üzerine yatmış bu konu üzerine. Bu bir başka konuydu. Üçüncü gündem maddemiz koronavirüs pandemiyle salgınla mücadele dünya genelinde devam ediyor. Aşılama çalışmaları yapılıyor. 2.6 milyon doz tamam. Yeni aşılar yolda. O aşılarla birlikte aşılama çalışmaları devam edecek. Bunları sizlere aktaracağız. Ne diyelim, hafta sonu başlıyor. Evet, önce koronavirüs tablosunu bir ekranlara yansıtalım. Bakalım bilanço nasılmış dün itibariyle, ne durumdayız koronavirüste. Verelim arkadaşlar ekrana bilançoyu, tabloyu. Evet, 5 Şubat 2021 yapılan test sayısı 142.538, vaka sayısı 7.901, hasta sayısı 620, vefat sayısı 110, iyileşen hasta sayısı 8.217 olarak kaydedilmiş. Vaka sayısında küçük bir artış da söz konusu. Toplamda 30.349.042 test yapılmış. 2.516.889 vaka tespit edilmiş. 26.577 kişiyi kaybettik salgın nedeniyle. Ağır hasta sayısı 1.423, iyileşen hasta sayısı da 2.404.416 olarak tabloya yansımış. Toplamda bakacak olursak erişkin yoğun bakım doluluk oranı %59 düzeyinde, yatak doluluk oranı %45 düzeyinde, filyasyon %99.9, hastalarda zafer oranı önemsenen bir oran %4.9 olarak tabloya yansımış 5 Şubat 2021 itibariyle. Evet, koronavirüs bilançosu bu şekildeydi. Koronavirüsü ilişkin elbette haberlerimizi, ayrıntıları sizlere daha sonra tekrar aktaracağız. Şimdi kışkırtma dedik. Şu kışkırtmaya bir göz atalım önce. Boğaziçi Üniversitesi oradan fitili ateşlemek istiyorlar. Boğaziçi olayları üzerinden Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmek isteyen birileri var. Kim o birileri? Emperyalizm elbette. Amerika'dan peş peşe S-400 yaptırımı tehdidi geldi. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi David Satterfield, yaptırımların kaldırılması için S-400'lerden vazgeçilmesi şart dedi. Amerikan İlerleme Merkezi'nin Türkiye uzmanı Ellen Makovski de Türkiye'nin 6 ay içinde S-400'lerden vazgeçmediği takdirde yeni ekonomik yaptırımlarla karşılaşabileceğini söyledi. 2023'teki seçimleri işaret etti Amerikalı uzman. Türk seçmen S-400'leri unutur ama ekonomiyi unutmaz dedi. Önce Amerikan İlerleme Merkezi, sonra da Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi'nden S-400 yaptırımı tehdidi geldi. Büyükelçi, yaptırımların kaldırılması için S-400'lerden vazgeçilmesi şart dedi. Amerikan İlerleme Merkezi ise yaptırım mesajını ekonomi üzerinden seçimleri işaret ederek verdi. Boğaziçi'ndeki olaylar üzerinden Türkiye'ye karşı açıklamalar yapan Amerika Birleşik Devletleri şimdi de S-400 yaptırımlarını gündeme getirdi. Türkiye'ye uygulanan katsa yaptırımlarını hatırlatan Amerikan İlerleme Merkezi Türkiye uzmanı Ellen Makovski, Ankara'nın Rus S-400'lerinden vazgeçmediği takdirde başka ekonomik yaptırımlarla karşılaşabileceğini söyledi.
Sayın Erdoğan'ın ekonomik açıdan zor bir konumda olduğuna şüphem yok. Ekonomik yaptırımlar ABD'nin S-400 konusunda daha tatmin edici bir sonuç elde etmesi için bir araç olabilir. Bu yaptırımların hemen uygulanmasını beklemiyorum. Ancak Türkiye S-400'lerden vazgeçmediği takdirde 2021 yılı sonuna kadar uygulanması ihtimalini yok saymıyorum. Ekonomideki zorluklar üzerinden seçimleri işaret etti Amerikalı uzman. Biden yönetiminin S-400'ler konusunu ekonomik baskı aracı olarak kullanacağını belirtti. Türk seçmen S-400'leri unutur ama ekonomiyi unutmaz dedi. Bence Türk seçmen için ekonomi daha önemlidir. Bir sonraki seçim 2023'te. Türkiye S-400'lerden şimdi vazgeçerse seçmen bunu o zamana kadar unutabilir ama ekonomiyi unutmaz. Sayın Erdoğan'ın bu konuda gururunu bir kenara bırakmasının mümkün olabileceğini düşünüyorum. Bana kalırsa Sayın Erdoğan Washington'a razı gelmek zorunda kalabilir. Makovski'nin açıklamaları kamuoyuna düştüğü saatlerde Amerika'nın Ankara Büyükelçisi David Satterfield da gazetecilerle bir araya geldi. Onun da gündeminde S-400'ler vardı. Türkiye'ye yaptırım tehdidi savurdu. S-400'ler için ortak çalışma grubu iddiasının doğru olmadığını söyleyen Amerikalı elçi, ortak çalışma grubu kurulmadı ve kurulmayacak dedi. Katsa yaptırımlarının kaldırılmasının tek şartının da Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmesi olduğunu söyledi. 15 Temmuz'u FETÖ yapmadı. Türkiye karşıtı kimliğiyle tanınan Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 15 Temmuz'u Amerika yaptı açıklamasına da yanıt verdi. Soylu'nun açıklamasının temelsiz iddia olduğunu savunan Satterfield, bu tür açıklamalar bir müttefik ve stratejik ortağın yapacağı sorumlu açıklamalar değildir. Bu açıklamalardan üzüntü duyuyoruz ifadelerini kullandı. Ne demek bu haberin özeti? Amerika Türkiye'ye parmak sallıyor. Hayır, Amerika Türkiye'ye parmak sallamıyor. Amerika parmağını Türkiye'nin gözünün içine sokmaya çalışıyor. Bu anlama geliyor. S-400'ü şart koşuyor. Yaptırımla karşılaşırsınız yeniden, vazgeçin. Bakın S-400'ler gelir geçer ama biz Türk seçmenin canını öyle bir acıtırız ki. İşte son 2-3 aydır dikkat çekmeye çalışıyorum. Bazı gazeteler ortak ekonomi manşetleriyle çıkıyor. Elbette son gündemleri ya da dertleri vatandaşın gündemini kamuoyuna aktarmak, bakın böyle sıkıntılar var, zorluklar var. O gazetelerin samimiyetine inanmadığımız için maalesef ve haberlerin başlıkları, içerikte kullanılan söylemlerde o yönde olmadığı için şu anlam çıkıyor. İşte biz bu planlara, projelere, Orta Asya Türkiye'deki ayağını biz yürütüyoruz. Ne yaptık? Burada yan yana getirdik o gazeteleri. Bakın hepsi aynı merkezden yönetiliyor diye tek tek göstermiştik. İşte ekonomiyi unutmaz diyor. S-400'ler unutulur ama ekonomik olarak öyle bir yaptırım yaparız ki size devamı gelir bu yaptırımların. O zaman Türk seçmen ekonomiyi unutmaz. Seçimleri kazanmak istiyorsanız elbette seçimlere de bırakmamaya çalışıyorlar sadece bu işi. İşte Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kışkırtmalar ilişkin Amerika'dan gelen peş peşe açıklamalar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan o açıklamalara yanıt verdi. Amerika'daki olaylardan siz demokrasi adına hiç utanç duymuyor musunuz dedi. Daha yakın zamanda Amerika'da yaşanan olayları hatırlattı ki olaylarda devam ediyor bir şekilde. Türkiye'deki eylemlerin Soros bağına dikkat çekti Cumhurbaşkanı. Osman Kavala'nın eşi provokatörlerin içinde bilgisini paylaştı. Öğrencilerin protestolarla ilgisinin olmadığını vurguladı. CHP, HDP ve İYİ Parti'nin ortamı karıştırmak istediğini söyledi. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları oradaki öğrencilerimizin bir olayı olarak tanımlamak, o şekilde kabul etmek mümkün değil. Gündeminde Boğaziçi eylemleri vardı. Hedefinde ise Türkiye'yi olaylar üzerinden kuşatmak isteyen Amerika Birleşik Devletleri. Amerika'daki olaylardan demokrasi adına hiç utanç duymuyor musunuz? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği ve Fransa'ya da tepki gösterdi. Macron öbür taraftan sesleniyor Avrupa Birliği'nden. Ya Macron, sen önce şu sarı yelekler meselesini hallet. Olayların Soros bağlantısını anlattı Cumhurbaşkanı. Osman Kavala'nın eşinin provokatörlerin arasında olduğunu söyledi. Çıkmışlar ikide bir istifa etmelidir. Yani yürekleri yetse Cumhurbaşkanı da istifa etmelidir diyecekler. Yani aynı zihniyet biliyorsunuz şu Osman Kavala denilen bu ülkede Soros adeta ofisi olan, temsilcisi olan kişinin karısı da yine aynı şekilde Boğaziçi Üniversitesi'nde bu provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadındır.
huzurumuzu kaçırmak istiyorlar ifadelerini kullanan Erdoğan, CHP, HDP ve İyi Parti'nin ortamı karıştırma gayreti içinde olduğunu belirtti. Ama şu anda bunlar bizim de huzurumuzu kaçırmanın gayreti içerisindeler. Ana muhalefet bunun içinde. Muhalefetin diğer ayakları işte dağdan beslenen malum HDP bunun içinde. Ne yazık ki İP de bunun içinde. Ve bunlar şu anda bunu karıştırmanın gayreti içindeler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başaramayacaklar, bu işi Gezi olaylarıyla aynı yere getiremeyecekler dedi. Karıştıramayacaklar, bu işi başaramayacaklar, bu işi bir daha Gezi olaylarıyla aynı yere getiremeyecekler. Onun için de bütün emniyet teşkilatımız her türlü adımını kararlılıkla atıyor. Şimdi ta Amerika sana ne değil mi? Türkiye'deki Boğaziçi'nin üniversitesinde yaşanan olaylardan işte biz bir şekilde anlaşırız, orta yolu buluruz, müdahale ederiz artık her ne olacaksa. Sana ne değil mi? Yani bunun bile aslında akıllara bir kılçık bırakması lazım. Ta Amerika'dan çıkıyor, endişeliyiz. Onların ne dediğine de bir bakmak gerekir. Hemen ardından da tehditleri de yapıştırırlar böyle. S-400'lerden vazgeçmezsen işte bu Türkiye'deki kışkırtmalar, Türkiye'deki Amerikan merkezli ittifak çalışmaları neden yaşanıyor? Aslında onun da söylemini bir şekilde size aktarıyor. Ne diyor S-400'lerden vazgeçin? Ne diyor Avrasya ortaklığından, Avrasya yönelişinden vazgeçin? Ne diyor tam bağımsızlıktan vazgeçin? Ha bir de tam bağımsızlık demişken nedir bu tam bağımsızlık? Emperyalizme karşı olmak nedir değil mi? Günümüzde kavramlar çok iç içe girdi artık. Faşizm mi emperyalizm mi ikisi karıştırılıyor. Tam bağımsızlık ne demek? Kimse bilmiyor içeriğini, altyapısını, bu söylemin ne anlama geldiğini, Mustafa Kemal'in tam bağımsızlık kavramını, düşüncesini kimse bilmiyor. Bunları da Sayın Atakan Hatipoğlu çok güzel kaleme almış Aydınlık Gazetesi'nde. Vaktimiz olduğu anda sizlerle paylaşacağız elbette. Şu Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili bir haber daha var. Gözaltına alınan 23 şüpheliden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadıköy İskele Meydanı'nda gösteri ve yürüyüş yasağı kararına rağmen protesto yürüyüşü yapan 65 şüpheli gözaltına alındı. Bu eylemcilerin 58'inin terör örgütleriyle bağlantısı tespit edildi. Boğaziçi için eylem yapanların terör örgütüyle bağlantısı tespit edildi. Boğaziçi Üniversitesi eylemleri nedeniyle Kadıköy'de toplanan ve çıkan olaylarda gözaltına alınan 23 zanlının Anadolu Adalet Sarayı'ndaki işlemleri tamamlandı. Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın tutuklanmaları talebiyle sevk ettiği 10 şüpheliden ikisinin görevi yaptırmamak için direnme suçundan tutuklanmasına karar verdi. Zanlılardan 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakimlik salıverilen 8 zanlıdan ikisi hakkında konutu terk etmeme ve yurt dışı çıkış yasağı, 6'sı hakkında da yalnızca yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Savcılığın ev hapsi uygulanmasını ve yurt dışına çıkış yasağı konulmasını istediği 13 şüpheli de aynı adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Öte yandan Kadıköy'de HDP'li bazı milletvekilleri de oturma eylemi yaparak trafiği aksattı. Vatandaşlar HDP'li vekillere tepki gösterdi. İşte bu gösterilerde gözaltına alınan 65 kişiden 58'i terör örgütleriyle bağlantılı çıktı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada gözaltına alınan 58 şüpheliden bir şahsın DHKPC silahlı terör örgütü üyesi olduğu ve arandığı, 28 şahsın DHKPC, MLKP, TKEPL, TİKKO, THKPC, TKML terör örgütleriyle, 22 şahsın PKK-KCK silahlı terör örgütüyle ilgili geçmişte suç kayıtlarının bulunduğu, 7 şahsın da farklı silahlı terör örgütleriyle ilişkili oldukları tespit edilmiştir denildi. Oho, öğrenciye bak, öğrenciye. DHKPC var, MLKP var, TKELP var, TİKKO var, THKPC var. 7 kişi farklı silahlı terör örgütlenmesiyle iltisaklı.
bağlantılı. Neler var neler, kimse anlatmasın bu derdin rektör ataması olduğunu, bu gayenin rektör atamasına karşı olduğunu. Bakın, sloganlar eylemin hedefini belirler. Ya ben Harun'u protesto ediyorsam, işte Harun şaşırma, sabrımızı taşırma, ya da Harun'un çekim açısını beğenmiyorsam Harun bu nasıl çekim diye slogan atabilirim. Ama rektör atamasına karşı gidip de katil devlet diye slogan atıyorsanız, o zaman sizin derdiniz o rektör değil, o rektörün atanma biçimi değil. Sizin derdiniz çok başka. Katil devlet, katil polis sloganının çok büyük bir anlamı var. Kimse katil devlet, katil polis sloganı atamaz Türkiye Cumhuriyeti'nde. Bu bir Boğaziçi eylemlerinde katil polis, kayyum rektör kışkırtması yapan HDP, Kandil'in talimatları ile eylemleri yurt geneline yayma hazırlığında. Kurgu öğrenci ziyaretleri başladı bu kapsamda. HDP eş başkanı Pervin Buldan ve beraberindeki heyetin yaptığı ziyaretlerde teröre destek verdiği için görevden alınan belediye başkanları gündeme getirildi. Rektör ataması üzerinden kayyumlara karşı da algı operasyonları yürütülüyor. Cemil Bayın 3 gün önce HDP'ye talimat verdiğini biliyor musunuz? PKK'nın siyasi uzantısı HDP, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı Kandil'in saha talimatı için harekete geçti. HDP, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'in de müdahil olduğu Boğaziçi eylemlerini yurt geneline yaymak için algı operasyonlarına başladı. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İyiyim. HDP milletvekillerinin katılımıyla Boğaziçi Üniversitesi'nde katil polis ve kayyum rektör kışkırtmaları yapan PKK'nın siyasi uzantısı, şimdi de kurgu öğrenci ziyaretlerini gündeme aldı. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan ve beraberindeki heyet, gözaltına alınıp serbest bırakılan öğrencilere geçmiş olsun ziyareti yaptı. Maalesef bu ülkede kendi hakkını arayan herkes terörist olarak görülüyor. Buldan başkanlığındaki HDP'li heyetin ziyaretinde teröre destek verdiği için görevden alınan belediye başkanları gündeme getirildi. Rektör ataması üzerinden kayyumlara karşı da algı operasyonları başlatıldı. Sadece Boğaziçi'nin derdiyle de sınırlı görmüyoruz kayyum meselesini. Kayyumlar çünkü sadece üniversiteleri değil, HDP'li belediyelere atandı aynı şekilde. Aynen öyle. O yüzden yani bu vurgu bizde çok önemli. Burası o yüzden yani sadece burasından ibaret değil. Her yer Boğaziçi, her yer direniş. Diyoruz o yüzden yani. HDP ile temas halinde olduklarını söyleyen Boğaziçi öğrencisi, görüşmede eylemleri Boğaziçi Üniversitesi'nin dışına taşırabilme irademizde olduklarını kaydetti. İrademizden geliyor diye düşünüyoruz ve Pervin Buldan, öğrencilerle çekildiği görüntüleri sosyal medya hesabından da yayınladı. Buldan paylaşımında, "Onları dinledik. Söyledikleri en önemli şey aşağıya bakmayacağız." ifadelerini kullandı. İşte her şey aslında bir kanıt, o dosya için, hazırlanan dosya için her şey bir kanıt olmuş oluyor. Biz söylüyoruz belki, bizde provokasyon yapıyor, şöyle yapıyor, böyle propaganda yapıyor, işte buyurun. Gitmiş, ziyaret etmiş, karşılıklı açıklamalar, HDP ile temas halindeyiz. Ne demek kardeşim bu? Şimdi doğru eylem çizgisi nasıl olmalı? Eğer bir atama biçimine karşı çıkıyorsanız doğru eylem biçimi nasıl olmalı? Türkiye'nin evlatları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin evlatları, Türkiye Gençlik Birliği Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kışkırtmaya karşı Beyazıt Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, demokratik üniversitenin yanında terörün karşısındayız dedi. Kabe'yi yere serenlerin, polis arabası tekmeleyenlerin, LGBT bayrağı sallayanların, terör örgütüyle irtibatlı olanların meselesi rektör seçimi değildir ifadelerini kullandı. Bu kışkırtmanın PKK'yı ve FETÖ'yü kurtarma gayreti olduğunu ifade etti. Üniversitede PKK işemiyoruz. ABD'nin Batı'nın okyanus ötesinden verdiği Türkiye düşmanı beyanatların bir horozun ötüşü kadar değeri yoktur. Gençler Amerikan planlarına yanıtı Türkiye'nin en köklü üniversitesinin önünden verdi. Boğaziçi öğrencilerinin haklı talebi yanında kışkırtma girişimlerine vurgu yapıldı. Boğaziçi öğrencisi rektörlerin seçimle gelmesini istemekte haklıdır. Yalnız Boğaziçi Üniversitesi'nde değil, bütün üniversitelerde rektörler üniversiteler tarafından belirlenmelidir. Köklü ve gerçek çözüm budur. Boğaziçi Üniversitesi üzerinden yapılmaya çalışılan kışkırtmaya Türkiye'nin vatansever gençleri Beyazıt Meydanı'ndan yanıt verdi. Üniversitelerimizin haklı taleplerini perde yaparak Amerikan planlarından medet umanlara gereken cevabı vermek zarurettir. Arkadaş, yurdunu alçaklara uğratma.
Basın açıklamasını yapan Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Yıldırım Gençer, terör örgütüyle irtibatlı olanların meselesinin rektör seçimi olmadığını vurguladı. Katil polis sloganlarının, kayyum rektör sloganlarının, LGBT'yi özgürlük sloganlarının, polis arabası tekmeleyenlerin, terör örgütü iltisaklarının üniversiteyle, üniversite öğrencisiyle bir ilgisi ve alakası yoktur. Gençer, zamanın Amerika merkezli fitne ve fesat girişimlerini bozguna uğratma zamanı olduğunu ifade etti. Türkiye hiçbir sorununu PKK ve HDP ile birlikte çözemez. PKK ve HDP birlikte demokrasi ve özgürlük mücadelesi verilemez. HDP'nin kendisi bir demokrasi sorunudur. Vatan bölücüleri, ABD piyonları, bunlarla birlikte üniversiteye mücadelesi vermeye kalkanlar gaflet, delalet ve hıyanet içindedir. Üniversitelerimizi, Mehmetçiğimiz için ayağa kaldırdığımız bu öğrencilerin bilgisi yoktur. Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Gençer, polise tekme atanların, katil diyenlerin yanında değil, terör örgütlerine karşı mücadele veren polisin yanında olduklarını vurguladı. CHP, PKK ve HDP ile birlikte sözüm ona demokratik üniversite kurma mücadelesi veriyor. Onların kuracağı tek cephe Biden cephesidir. Türk gençliğinin talebi şudur. Sokakta PKK istemiyoruz. Mecliste PKK istemiyoruz. Dağda, ovada, üniversitede PKK istemiyoruz. Üniversitede PKK istemiyoruz. İşte elinizde Türk bayrağını alırsınız, sloganlarınızı, iradenizi yansıtacak şekilde belirlersiniz, eyleminizi ortaya koyarsınız. Eyleme bakın, ne demiştik? Eylem ve sloganlar eylemin hedefini belirler. Arkadaş, yurdunu alçaklara uğratma diye Sigel Marşı'nın bir sözü slogan yapılmış. Bir uyarı niteliğinde aslında bu. Yurdunu alçaklara uğratma. Ellerde Türk bayrağı. Bir de Boğaziçi Üniversitesi'ne bakın. Ellerde LGBT bayrağı var. Ellerde PKK bayrağı var. Dillerde PKK sloganı var. Dillerde LGBT sloganı var. O eylemden kime ne hayır gelecek? O eylem nasıl amacına ulaşacak? Kimin açısından amacına ulaşmış olacak? Ya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin faydasına ya da Boğaziçi Üniversitesi'nin, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin faydasına olacak bir eylem olmadığı apaçık, aşikar. Aslında sorunun temeli bütün kavramların içinin boşaltılmasında yatıyor ya da bilinmemesinde, altının doldurulmamasında. İşte ne demiştik? Emperyalizm nedir? Tam bağımsızlık nedir? Sorsanız oradakileri, her türlü emperyalizme karşıyız. Aa, ne güzel, kulağa da çok hoş geliyor aslında. Her türlü emperyalizme karşı olmak. Emperyalizm nedir? Onlara göre nasıl yorumluyorlar emperyalizmi ya da tam bağımsızlıkçılığı? Altını dolduramazlar, emin olun. Bu konuda Atakan Atipoğlu'nun Aydınlık Gazetesi'ndeki bugünkü yazısı, tam bağımsızlık iddiasının somut karşılığı başlığı taşıyor. Çok güzel bir yazı. Ellerine sağlık öncelikle Sayın Atakan Atipoğlu'nun. Sizlerle paylaşalım. Neymiş içeriği? Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK'yı açıktan silahlandırarak kullanması ve 15 Temmuz kalkışması sürecinde Türkiye'deki siyasal güçlerin tam bağımsızlık konusundaki hassasiyetlerinde aslında ne kadar tutarsız ve hazırlıksız olduğu ortaya çıktı. Özellikle Vatan Partisi dışındaki muhalefet partileri ve tabanlarının tam bağımsızlıktan yana söylemleri gündelik siyasete dönüştürmekte ne ölçüde başarısız oldukları görüldü. Türkiye'de adı ister milliyetçi, ister Atatürkçü, ister muhafazakar olsun, siyasal güçlerin en büyük siyasal açığı emperyalizm hakkında düşünmemiş olmalarıdır. Yanlış anlaşılmasın, emperyalizm diye bir kavramı bilmezler. Emperyalizme karşı değillerdir demiyorum. Ancak pratiklerinin de kanıtladığı üzere siyasal analizlerinde neleri olup bittiğini anlama çabasında emperyalizm teorisinden hareket etmezler. Emperyalizmi kabaca bir yaklaşımla sömürgecilik diye adlandırıp geçtikleri, onun somut mekanizmaları ve işleyişine kafa yormadıkları için siyaset yapma tarzlarının merkezine bu ekseni koymazlar. Lafa söz konusu vatansa diye başlamayı pek seven en solcusu bile emperyalizme karşı olmayı her çeşit sömürüye karşı olmak diye tanımlanabilecek ahlaki tutumla ilişkilendirdiği için hiçbir anti-emperyalizmi tutarlı ve bütünlüklü bir programa dönüştürememiştir. Oysa emperyalizm teorisi olan bir hareket siyasal stratejisini oluştururken bazı soruları cevaplayarak işe başlamak zorundadır. Bunların ilki,
Türkiye emperyalist sistemin neresindedir? Dünyayı paylaşanlar arasında mı yoksa paylaşılmak istenenler arasında mı sorusudur. Atatürk bu soruyu Türkiye mazlum milletler safındadır. Türk devrimi emperyalizm karşısında mazlum milletlerin uyanış davasına önderlik etmektedir diye cevaplamıştı. Eğer bu soruyu Atatürk gibi cevaplarsanız, dünya piyasalarıyla bütünleşme, gümrük birliği, korumasız bir ekonomi, serbest piyasa, özelleştirme gibi sizi emperyalist merkezlerin ekonomik denetimine sokacak bir ekonomi programı üretemezsiniz. Bunun yerine kamu öncülüğünde karma ekonomi, planlama, iç piyasayı koruma, halkın alım gücünü artırma, bölgeler arası dengeli kalkınma gibi unsurları olan bir programınız olur. Çünkü emperyalizm çağında Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkenin kuralları batılı ülkeler tarafından konulmuş bir uluslararası ekonomik sistemde kalkınmayı başarması ve muasır medeniyet düzeyine çıkması mümkün değildir. Olamamıştır da zaten. Oysa dönüp Türkiye'deki siyasal partilerin programlarına baktığımızda Atatürk'e en sadık gibi görünen güçlerin bile Avrupa Birliği tab üyeliğinden tutun, özelleştirme ile devleti küçültme ve serbest piyasa tanrısına tapma gibi savruklar içinde olduğunu görürsünüz. Neden böyledir sorusunun cevabı ayrı bir yazının konusu. Ancak 1937'de diğer ilkelerle birlikte devletçiliğin de anayasa ilkesi haline getirilmesinin nedeni gayet açıktır. Türkiye yeniden emperyalizmin tahakkümü altına girmek istemiyorsa, siyasal partilerin pragmatizm, popülizm ve yüzeysellik yüzünden ülkenin ve milletin stratejik amaçlarını kurban etmelerinin önüne anayasal bir set çekilmesi gerekliydi. İkincisi, Türkiye emperyalist sistemin tahakkümü altındaysa nasıl kurtulabileceğidir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye'nin içinde örgütlenmesine izin verilen Atlantikçi sistemin kurumlarından nasıl kurtulacağız? Türkiye'nin batıdan gelen baskıları göğüslemesine ve dış politikada manevra alanı kazanmasına imkan veren seçenekleri var mı? Varsa hangi ülkelerle ne tür ittifaklar yapılmalı? Atatürk bu soruları Sovyet dostluğu ve bölge merkezli dış politika diye cevaplamıştı. Oysa bugün en Atatürkçü, en milliyetçi güçlerde bile görülen Batı hayranlığı, bölge ve Asya ülkelerine karşı Amerikan ağzıyla dile getirilen ön yargılar, anti-emperyalist iddiaların yüzeyselliğinin bir başka kanıtı durumundadır. Üçüncüsü, emperyalizm ülkemizde içinde hangi somut mekanizmalarla örgütlüdür, hangi örgütlerle, hangi kişilerle iş görmektedir sorusudur. Ortada hava gibi varlığını bildiğimiz ama göremediğimiz bir bağımlılık heyulası var mıdır, yoksa emperyalizm bazı somut araçlara sahip midir? Eğer cevap ikincisi ise iç siyasette tam bağımsızlık hedefine yürüyebilmek için hangi örgütlerin, hangi kimselerin, hangi mekanizmaların hareket alanlarını daraltmanız gerektiği ortaya çıkar. Mesela FETÖ'ye, laikliğe karşı gerici bir örgüt olduğu için mi karşı olmalıyız, yoksa emperyalizmin içerideki operasyonel aleti olduğu için mi? Eğer FETÖ tasfiye edilir, ordudan, polisten, ekonomiden ve toplumdan saygınlık düzleminde geri itilirse, bu tam bağımsızlık siyaseti izleyenlerin önünü açan bir etki yaratır mı? Uğur Mumcu, Aksoy, Kışlalı gibi tam bağımsızlıkçıların katledilmesine, Ergenekonlarla, balyozlarla hapsedilip itibarsızlaştırılmasına çalışılan somut araçların tasfiyesi, tam bağımsızlığa giden yolu açması bakımından iyi midir, kötü mü? Eğer cevabınız iyi olacaksa, benzer bir biçimde HDP'nin kapatılması talebine yasal partidir şu kadar oy alıyor diye pragmatik açıdan değil, emperyalizmin içimizdeki operasyonel yeteneğini daraltmak açısından yaklaşırsınız. Bütün tam bağımsızlık iddianıza rağmen, meseleye parlamenter sandalye ölçüleri açısından bakarsanız, HDP'nin kapatılması talebinde seçmen kitlesinin yağcılık imkanını tepmekten başka bir şey göremezsiniz. O da bir siyasettir tabii. Ancak ister Atatürkçülük, ister milliyetçilik adına yapılmış olsun, tam bağımsızlık iddianızın çocukça olduğunu kabul etmesi şartıyla. Şimdi yazı bu şekilde, aslında tam da günümüzde ışık tutan düzlemde bir yazı olmuş. Ne demiştik? İşte emperyalizm nedir? Nereden baktığınıza göre emperyalizmi değerlendiremezsiniz. Emperyalizmini değerlendiriyorsanız emperyalizmi ayaklarınız yere basacak. Emperyalizm sadece bir soyut
kavram mıdır? İşte her türlü emperyalizme karşıyız daha ne güzel. Yoksa emperyalizm örgütlü bir organizasyon mudur? Yani emperyalizmin kullandığı araçlar var mıdır? Hangi aracı, hangi kimseyi, ne şekilde, hangi yöntemle kullanır? Bunu kafanızda oturtmanız lazım. İşte Türkiye'de her türlü emperyalizme karşıyım diyenler bunu kafasında oturtamadığı için maalesef bugün emperyalizmin oyuncağı, aleti olma maalesef gafletine düşmüş oluyorlar. İşte elinde saçma sapan bayraklar taşıyan, saçma sapan dövizler taşıyan, saçma sapan sloganlar atanlar maalesef emperyalizmin oyuncağı olmuş oluyor. İşte günümüzde birçok kavramın içi boşaltılıyor bu insanların bilgi fazlalığından, kötü niyetlilerin, iyi niyetlilerin de bilgi eksikliğinden faydalandığı maalesef bir durum oluyor. Bunu bilinçsiz yapanlar, tabii bir de bilinçli yapanlar var. Bile isteye aparat olanlar, bile isteye mihrak olanlar, bile isteye o kepçenin çorbayı karıştıran kepçe olanlar var. Maalesef onlara diyecek bir sözümüz yok. Umarım en kısa zamanda doğru yola yönelirler. Doğru yolun hangisi olduğuna da eminiz zira. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, PKK'ya bakış açılarının CHP ile bir sorunlarının PKK'ya bakış açısı konusunda CHP ile bir sorunlarının olmadığını söyledi. Tekrar ediyorum, HDP eş genel başkanı Ulusal Kanal muhabiri Seda Akyüz sordu. PKK konusunda CHP ile bir görüş ayrılığınız var mı dedi. CHP ile bir sorunumuz bu konuda yok dedi Mithat Sancar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşme sonrası kameralar karşısına geçti Sancar. CHP'nin kendileriyle yan yana gelmekten çekinmediğini belirtti. Muhalefet demokratik hakların kullanımı konusunda ortak hareket etmelidir. HDP eş başkanı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme sonrası açıkladı. Türkiye'yi ayağa kaldıran Esenyurt'taki Öcalan posterleri görüşmede gündeme geldi mi sorusuna yanıt verdi. PKK'ya bakış açısında CHP ile sorun olduğunu düşünmüyoruz dedi. Bu konularda bir sorun olduğunu da düşünmüyoruz. Kapatılması gündemde olan HDP, Türk ordusunun karşısında ezilen PKK'ya nefes aldırmak için yeni yollar arıyor. Bu kapsamda başlattığı diyalog turuna devam ediyor. Muhalefet partilerinin de belli temel ortak noktaları olduğunu görüyoruz. 1 Şubat'ta ilk durağı Saadet Partisi olan HDP'nin 5 Şubat'ta ikinci durağı CHP Genel Merkezi'ydi. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar başkanlığındaki heyet CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü. Demokratik seçimler için yolun şimdiden sağlamlaştırılması gerekiyor. Görüşme sonrası ortak açıklama gelmedi. Ancak PKK'nın siyasi uzantısı HDP'li Sancar, beraberindeki heyetle kameralar karşısına geçti. Ulusal Kanal görüşmede CHP'nin PKK rahatsızlığını iletip iletmediğini ve PKK'ya karşı iki partinin bakış açısını sordu. Esenyurt İlçe Başkanlığı'na yapılan operasyonda terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın posterleri ortaya çıktı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem operasyona ilişkin yöneltilen sorulara verdiği cevapta, ayrıca daha önceki açıklamalarında da herkes terörle arasına mesafe koymalı demişti. Bu görüşmede bu konu gündeme geldi mi? Ayrıca hem Abdullah Öcalan hem de PKK konusunda CHP-HDP arasında farklı bir görüş farklılığı olduğunu düşünüyorum. Bu konular gündeme gelmedi. Gelmediği gibi bu konularda bir sorun olduğunu da düşünmüyoruz. Sorduğunuz soruya cevabı da arkadaşlarımız o gün bugündür sürekli veriyorlar. Yeterli olduğu kanısındayız. HDP'li Mithat Sancar, CHP'nin kendileriyle yan yana gelmekten de çekinmediğini söyledi. CHP'nin böyle bir çekincesi olduğu soru tespitini açıkçası abartılı buldum. Yani ihtiyaç duyulduğunda heyetlerimiz görüşebiliyor ve bunlar gizli saklı değil. Sancar, Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşmede ortaklaştıkları noktaların gündeme geldiğini belirtti. Ahim'in Demirtaş kararını da bugün Sayın Genel Başkan'la ve heyetiyle görüştük. Bu konuda bir fikir ayrılığı görünmüyor. Kayyum rejimine karşı mücadele demokrasi için mücadeledir. Bu yaklaşıma karşı bütün muhalefet partilerinin ortak tutum sergileyebilmelerinin
önemine işaret ettik bu görüşmede de. HDP'liler 9 Şubat'ta Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu, 11 Şubat'ta ise Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret edecek. İYİ Parti ile bir görüşme yapmaları da bekleniyor. İYİ Parti ile görüşme isteğimiz devam ediyor. Resmi talep konusunu değerlendiriyoruz. Bir sabah gidin kahvaltıda kapınızıca biz geldik Tanrı misafiri deyin. Yani Türk geleneğinde kapı açılmazsa olmaz. Meral Akşener, Sayın Akşener öyle demişti. Bir sabah Başakhanım'la çıkıp kahvaltıya gitmek isterim demişti Selahattin Demirtaş. Biz de Tanrı misafiridir. Gelene düşmanınız da olsa, kanlınız da olsa özür diliyorum git diyemezsin. Sabah kahvaltısına çıkıp gidebilirsiniz pekala. Şimdi soruya verdiği yanıt Mithat Sancar'ın açık olması anlamında çok güzel. Çünkü oldukça açık söylüyor. Biz bu konularda sorun olduğunu düşünmüyoruz, sorun görmüyoruz diyor. Biz de görmüyoruz ama biz söyleyince niyeyse insanlar bir şekilde olayı başka yöne çekiyor. Mesela ben her zaman şunu söylüyorum zaten. CHP ya da PKK inkar etmiyor bu tutumu. Biz inandırmakta, anlatmakta zorlanıyoruz. Ne hikmetse daha ne olmalı? İşte gözümüze sokağa sokağa o açıklamayı yaptı. Mithat Sancar, Seda Akgüz'e de o soru için çok teşekkür etmek gerek. Aynı zamanda nokta atışı olmuş, hedefi bulmuş soru. Ancak Mithat Sancar bu kadar güzel yanıt verebilirdi bu soruya da. Manşet turuna geçelim. Aydınlık Gazetesi ile başlayalım. Daha sonra haberlerimizi tekrar sizlerle paylaşırız. TGB'den kışkırtmalara karşı çağrı. Türk bayrağı altında yürüyelim. Terör, Türkiye Gençlik Birliği Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanması üzerine başlayan eylemlere ilişkin İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi tarihi kapı önünde basın açıklaması yaptı. Gençler eylemlerin kışkırtmalara açık hale gelmesine ve terör örgütleri tarafından yönlendirilmesine karşı mücadelede doğru çizgiyi açıkladı. Devam edelim alta doğru. İşte görmüş olduğunuz gibi Boğaziçi Üniversitesi önündeki eylemden bir kare, bir HDP-PKK ile yan yana demokratik üniversite mücadelesi verilmez. Şimdi az önceki açıklamadan da yani haberden de bir alıntı yapayım size. HDP terörle arasında mesafe koysun. Öyle bir şey yok kardeşim. Yarın öbür gün çıkıp da birileri derse ki aha koyduk mesafeyi biz geri dönüyoruz ha. Yemeyin yani o bile takiye yapıyordur PKK örgütü. 2. Katil polis sloganıyla polisimize düşmanlık kabul edilemez. Madem rektör seçimi yöntemine karşısınız, katil polis sloganı niye? 3. Kıblesi Amerika olanın Kâbesi olmaz. Türk milletinin değerlerini kimse yere seremez. 4. Emperyalizmin LGBT bayrağı Türk gençliğini temsil edemez. 5. Köklü çözüm için üniversite kendi rektörünü kendisi seçsin. Demiş 5 maddede Boğaziçi Üniversitesi ADK'da Türkiye düşman odakların tam karşısındayız açıklaması yapsın. Yaptı. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki tek Türk bayraklı eylemde Türkiye Gençlik Birliği'ne ait. Hemen yanında aslında Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kışkırtmayı özetleyen bir karikatür var. Sayın Rifat Mutlu'ya ait karikatür. İşte LGBT bayraklı bir tişört giyip Amerikan dümeniyle hareket eden, cebinde de dolarlar olan bir betimleme yapmış, bir tasvir yapmış, nokta atışı da yapmış. Çok güzel bir karikatür, ellerine sağlık. Devam edelim. PKK-YPG'nin Moskova'da ofisi yok. Şimdi hep duyarsınız. PKK'nın Moskova'da ofisi var, Rusya buna niye izin veriyor? Rus müsteşar şunu diyor. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği müsteşarı Alexander Sotnichenko, terör örgütü PKK'nın Moskova'da ofisi yok. Stratejik Düşünce Enstitüsü'nün Soğuk Savaş sonrası Rusya'nın dış politikası isimli panelinde konuşmuş Sotnichenko, PKK-YPG'nin 2015'te Moskova'da ofis açması konusunda açıklama yapmış. Diyor ki PKK-YPG'nin Moskova ofisini televizyon için açtılar. Moskova'ya gittiğimde ofisi bulamadım. %100 söylüyorum böyle bir ofis yok. Bu tamamen siyasi bir aksiyondu diyor. O dönem konjektürünü bir hatırlayın neler olmuştu. Tamamen siyasi bir aksiyondu diyor buna Rus müsteşar. Devam edelim. CHP ile HDP arasında sorun yok. Küçük bir haber olarak spot olarak Aydınlık Gazetesi Mithat Sancar'ın HDP eş genel başkanının yaptığı açıklamayı birinci sayfasında görmüş. Devam edelim Hürriyet gazetesiyle. Her ailenin problemi, evet her ailenin problemi Hürriyet gazetesi teknoloji bağımlılığına yönelik böyle bir başlık atmış. Bir haber değeri taşıyan konu aslında
salgın döneminin de hemen her evde yaşanan en önemli sorunların başında teknoloji bağımlılığı giriyor. Terapist Nilüfer Devecigil ve kızı Irmağan uyguladığı teknoloji detoksu tüm aileler ışık tutacak nitelikte. Devecigil kızıyla beraber koydukları kuralları anlatıyor. Bir hafta sosyal medya kullanmamak, televizyona bakmamak ve dijital oyun oynamamak. Telefonla konuşmak ve WhatsApp mesajlarına bakmak dahil değil. Bir de çevrim içi dersler, sınır koymazsak ileride çeşitli bağımlılıklarla baş etmek zorunda kalırız. Bu detoksa Harun uyabilir miydi acaba? Bir hafta sosyal medyaya bakmayacaksın Harun, televizyona bakmayacaksın, dijital oyun oynamayacaksın. Harun güldüğüne göre öyle bir şey yapamaz ama yapmış. Irmak diyor ki, ilk tepkim kötüydü diyor bu detoksa karşı. Biraz şok yaşadım, hayır yapamam dedim ama teknoloji benim her şeyim dedim. Ama sonradan baktım ki başka hobi alanlarına yöneldim diyor. İşte kanaviçe işlemeyi öğrenmiş, örgü örmeyi öğrenmiş. Siz illa kanaviçe işlemek ya da örgü örmek zorunda değilsiniz. Çiçek de dikebilirsiniz, spor da yapabilirsiniz. Ama Nilüfer Devecigil'i kızı Irmak'la birlikte teknoloji detoksunu başarmış. Her ailenin problemi son derece doğru, özellikle ve kapandıktan sonra yapacak sosyal aktivite bulamayınca herkes televizyona, telefona, tablete, oyun konsollarına sarılıyor maalesef. İşte onun yöntemi de teknoloji detoksu. Devam edelim. Yürekleri yetse benim istifamı isteyecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'ya yönelik istifa çağrılarına yürekleri yetse Cumhurbaşkanı da istifa etmelidir diyecekler yanıtını verdi. Öğrencilerle yakından uzaktan alakası olmadığını Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayların söylediği, bu işin başını siyasetin bir boyutu çekiyor. Aynı şekilde ana muhalefetin başının bu işte üstlendiği görev ortadadır. Benim evladım demişti Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı o kişiler için. Erdoğan, Amerika ve Avrupa Birliği'nin biz Boğaziçi'nde olanları kınıyoruz dediğini belirterek sert tepki gösterdi. Devam edelim. Türkiye çok önemli ortak. Bir başka haber, Ankara'da gazetecilerle konuşan Amerikan Büyükelçisi'nin bu ifadesini ortaya çıkarmışlar. İşte herkes görmek istediği yerden görüyor. Şimdi Türkiye çok önemli bir ortak sözü mü Amerikan Büyükelçisi'nin sizce haber? Yoksa S-400 olmaz soyu yaptırımlar devam eder diyor parmağı bize doğru sallaması mı bir haber? Hürriyet'e göre Türkiye çok önemli bir ortak demiş. Ne kadar minnoş bir yaklaşım olmuş Amerikan Büyükelçisi açısından. Habercilik bu değil, haber de bu değil. Haber işte o birinci sırada verdiğimiz haberdir. Türkiye S-400'lerden vazgeçmezse sonuçlarına katlanır. Türkiye S-400'lerden vazgeçmezse o yaptırımların devamı gelir. Türkiye'yi tehdit ediyor. Haber değeri taşıyan bölümü bu. Türkiye çok önemli bir ortak. Belki haber arasında bir cümle geçebilirsiniz ama bunu başlık olarak görüyorsanız o zaman siz görmek istediğiniz yerden konuyu gündeme getiriyorsunuz demektir. Uzun süre faiz indirimi yok. İlginç bir haber. Merkez Bank ilginç bir haber derken aslında beklenen bir haber. Sadece Naci Ağbal'ın bu açıklaması biraz ilginç oldu. Aleni şekilde söylemesi. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, bu yıl içinde faiz indiriminin uzun bir süre gündeme alınmasının mümkün görünmediğini söyledi. Ağbal, sıkı para politikası duruşunun uzun süre devamını önemsediklerini şöyle anlattı. Çünkü erken bir aşamada geçici nedenlerle enflasyonun aşağı geldiğini görünce sıkı para politikası duruşundan çıkarsanız enflasyon tekrar yukarı yönlü hareket etmektedir. %5 hedefini sağlayana kadar sabırlı olacağız demiş. Devam edelim Milliyet gazetesiyle. Köyümüze geri dönelim. Son dönemlerde aslında yurt genelinde köye geri dönüşlerin başladığı bazı istatistiklere yansımıştı. İstanbul, önceden insanlar geçim sıkıntısı çektiği için İstanbul'a gelir, burada iş koşturur, bulduğu işte de ailesini geçindirmeye çalışırdı. Şimdi İstanbul'dan geçinemedikleri için aileler tekrar köyüne dönmeye başladı. İstanbul'un nüfusu 2020'de 565.815 kişi azaldı. Bunun nedenleri arasında salgında geçim sıkıntısı yaşayan birçok ailenin memleketine geri dönmesi de var demiş haberin ayrıntısında. 4 erik 60 lira. İşte haber aslında budur. Antalya toptancı halinde aşeren anne adayları için özel paketlenen 4 yeşil erik 60 liradan alıcı buluyor. Anne adayları için özel paketlemiş ama o paketi aile bütçesine yapmış galiba Ankara toptancı halinde esnaf.
Komisyoncular soğuk hava depolarında bekletilen geçen yılın mahsulü ereği gören baba adaylarının fiyatını bile sormadan satın alıp eşine götürdüğünü söylüyor. Aslında tam mantar pano haberiydi ama bugüne kısmet oldu. Bugün verelim. O paketi aile ekonomisine 60 liradan 4 tane şöyle küçük küçük yeşil ereği koyup yapıyorlar. Biraz vicdan, biraz merhamet. Baba fiyatını bile sormuyor. Çünkü o ereği götürmezse evde neler olacak? Allah bilir başına neler gelecek. İster istemez fiyatını bile sormadan arıyor ama 4 yeşil erik 60 lira, vicdan, insaf. Sabah gazetesini de verelim. 3000 liralık borç hayatını kararttı. Verelim arkadaşlar Sabah gazetesini. Ali Ekber Topaç 12 yıl önce tefeciden 3000 lira borç aldı. Şimdiye kadar 190 bin lira ödedi ama hala 70 bin lira borçlu. Sülün Mehmet lakaplı tefeciden aldığı borçla tam sülünmüş. Hayatının nasıl kabusa döndüğünü şöyle anlattı. 2009'da bir ay sonra ödemek üzere %3 faizle 3000 lira borç aldım. Parayı toparladığımda aradım, telefonunu açmadı. Kısa süre sonra icra geldi. Borcu 90 bin lira olarak geri vermem isteniyordu. Yıllar boyunca maaşından kesinti yapıldı. Bittiğini sanarken 2016'da bu kez 300 bin lira borç çıkarıldı. Yargıya gittim, 70 bin lira daha ödememe hükmedildi demiş haberin ayrıntısında. Bizim huzurumuzu bozamayacaksınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Amerika ve Avrupa Birliği'nin tutumuna ilişkin yaptığı açıklamayı da bizim huzurumuzu bozamayacaksınız başlığıyla görmüş Sabah gazetesi. Kısa bir ara verelim, aranın ardından devam edeceğiz. Evet, hafta sonunda ikinci bölümde karşınızdayız. Gazete manşetlerinde kalmıştık. Akşam gazetesi pastırma kırmızı çizgimiz demiş. Türk mutfağının özel lezzetlerinden pastırma bir anket sonrası iki kenti birbirine düşürdü. Karşılıklı açıklamalar sonrası fiyatlar da fırladı. Kayseri pastırması mı, Kastamonu pastırması mı? Karşılıklı açıklamalar var. Kayseri Borsa Başkanı diyor ki onlarınki pastırma değil kuru et. Kastamonu'da üretilen pastırma değil kuru et, Kayseri'de pastırma üretiliyor. Zannedersem onlar kuru eti pastırma diye addetmişler. Sonra Kasiyat Şube Başkanı tadına baksa gerçeği anlar yanıtını veriyor Ahmet Katar. Kastamonu pastırmasını tatmadığı için damağa tat almıyor olabilir. Gelsin, olmadı biz göndeririz ama şehrimizin değerini kötülemek haddine değil. Böyle tatlı tartışmalar olsun diyelim. Sert değil üslup kesinlikle. Yemek eleştirmeni Vedat Milor'un bir süre önce yaptığı Kayseri mi Kastamonu pastırması mı anketi yılların tartışmasını yeniden alevlendirmiş. Kayseri %54.8'de birinci çıkmış. İğneli bir açıklama yapmışlar. Kastamonu'dan da buna ilişkin bir karşı açıklama gelmiş. Devam edelim. Öğrencilerimizi teröre peşkeş çektirmeyiz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yaptığı açıklamayı Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere ilişkin birinci sayfadan bu başlıkla görmüş Akşam gazetesi. Aşıya ilişkin 2.6 milyon tamam, ikinci doz haftaya demiş. Sağlık çalışanlarına ikinci doz için gereken 28 günlük süre haftaya doluyor. Biraz büyütelim arkadaşlar, aşağı doğru gelelim lütfen. 75 yaş üstü vatandaşlarla devam eden aşılama aralıksız sürüyor. Rakamın bugün 2.6 milyonu geçmesi bekleniyor. En çok aşı 438.855 dozda İstanbul'da yapıldı. Onu 237.329 ile Ankara ve 171.124 ile İzmir izledi. İkinci doz aşılama da haftaya başlayacak. Devam ediyoruz. HDP ile ortak açıklama yapmadı. Mithat Sancar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Sonra da kameraların karşısına tek geçti. Biz istedik demiş ortak açıklama yapılmamasını. Hedef Demokrasi İttifakı ifadesini kullanmış. Devam edelim Yeni Şafak gazetesiyle. Daha kaç Atasoy var manşetiyle çıkmış Yeni Şafak gazetesi. 2017'de FETÖ'den gözaltına alınmasına rağmen basamakları tırmanıp 5 Ağustos 2020'de Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı olan Serdar Atasoy'a kimin referansı olduğu merak ediliyor. Atasoy için 1 Nisan 2019'da takipsizlik veren savcılığın bugüne kadar ilgili kurum tarafından aleyhine olabilecek bir veri gönderilmedi tespiti de dikkat çekiyor. Türkiye'yi asıl endişelendiren
TSK'da daha kaç Serdar Atasoy olduğu ifadesini kullanmış haberinde Yeni Şafak gazetesi. Amerika utanç duysun sürmanşetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama bu başlıkla yer almış Yeni Şafak gazetesinin. Ve yine sürmanşete doğru gelelim arkadaşlar. Gıdada fahiş fiyata hızlı ceza başlıklı bir başka haber. Sürmanşete gelebilir miyiz arkadaşlar? Haksız fiyat değerlendirme kurulu bundan böyle denetim sonucunda fahiş fiyat artışı tespit ettiği işletmelerin savunmasını almadan ceza kesebilecek. Üretici, tedarikçi ve perakendecilerin savunması gerektiği hallerde alınacak. Bu işletmelerin 10 günlük savunma süresi de 7 güne indirildi. Gıdada fahiş fiyata hızlı ceza başlıklı haberde. Türkiye gazetesine geçelim. Önce kendi polisine bak. Türkiye gazetesinin haberi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eylemlere atıf yapmış. Batı'daki şiddet hala hafızalarda. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde görüntüleri eleştiren ülkelerin hemen hepsi orantısız güç kullanıyor. Batı dünyası kendi içlerindeki protestoları ve polis şiddetini çabuk unuttu. Oysa hepsi hafızalarda. İşte orantısız güç kullanan devletlerden çarpıcı kararlar. Fransa, sarı yeleklere örnek göstermiş sarı yelekler eyleminde ortaya çıkan görüntülerim. Almanya'da polis bir eylemcinin kafasını diziyle yere bastırıyor. Bunu örnek göstermiş Hollanda polisine, Amerika polisine örnek göstermiş haberin ayrıntısında. Kar, kış, virüsün izini sürüyorlar. Bir başka haber. Aşağı doğru inelim. Aşağı doğru inelim arkadaşlar. Filyasyon ekipleri çetin kışa rağmen COVID-19'luyu ya da temaslı kişilerin peşinde. Sağlık çalışanları metrelerce kara rağmen yollara aşarak COVID-19 hastalarının ve temaslı kişilerin evlerine teker teker gidiyor. Ekipler test ve kontrolleri yapıyor, ilaç veriyor, uyarılarda bulunuyor. Temaslı olduklarını saklayanları buluyor ve acil durumlarda hastanın hastaneye sevkini sağlıyor. Gerçekten şu dönemde onların emeği hiçbir şeyle ölçülmez. Büyük fedakarlık örneği aynı zamanda. Sözcü gazetesi, bu ülkenin evlatlarıyız, asla terörist değiliz demiş. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin görüşlerini almış. Erdoğan'ın siz öğrenci misiniz yoksa rektörün odasında basmaya kalkan terörist misiniz sözünü ağır bulan öğrenciler Sözcü'ye şöyle konuşmuş. Terörist denmesi çok ağrımıza gitti. Biz öğrenciyiz, biz terörist değiliz demiş öğrenciler. Sözcü gazetesi de bu haberi birinci sayfasına taşımış. Devam edelim Cumhuriyet Gazetesi ile. Destek binde bir diyor Cumhuriyet Gazetesi. DİSK, dünyada ve Türkiye'de salgınla mücadele için ayrılan kaynakları karşılaştırdı. Türkiye salgınla mücadeleye dünyada en az nakit desteği ayıran iki ülkeden biri oldu. Türkiye'nin dünyada yapılan toplam nakit harcama ve destekler içindeki payı binde bir düzeyinde kaldı. Salgında öncelik emekçi olmadı. Aslan payı da işsizlik fonundan. Zengin ülkeler yurttaşlara milli gelirlerinin %13'üne yakın kaynak ayırdı. Bu oran yoksul ülkelerde %1.6, Türkiye'de %1.1 oldu. Halkı unutan hükümet bütçeyi değil işsizlik fonunu devreye soktu. 43 milyar liralık nakit desteğinin 35 milyar lirası işsizlik fonundan ayrılmış. Devam edelim Karar Gazetesi ile. İşte ibretlik bir manşet Karar Gazetesi. Hemen birinci haberimizi, ulusal kanalın birinci haberini şöyle bir elime alayım sizler için. Neydi birinci haber? Amerika'dan Türkiye'ye gelen S-400 yaptırımlarıydı. Ankara Büyükelçisi David Satterfield ne diyordu? Yaptırımların kaldırılması için S-400'lerden vazgeçin diyor. Sonra uzmanlar diyor ki eğer S-400'lerden vazgeçilmezse katsa yaptırımları ağırlaşarak devam eder. Seçimlerde diyor vatandaş S-400'leri unutur ama ekonomiyi unutmaz. Yani belinizi bükeriz, ayağınızı kırarız, kolunuzu kanadınızı keseriz. Ama Karar Gazetesi Biden başkanlığı üzerine yeni bir dünya kuruluyor diye bir manşet atmış. İbretlik manşet diye ben buna derim. Neymiş haberin ayrıntısı? Şimdi söylemleri analiz ede gidelim. Trump politikalarının izlerini silmek için yola çıkan Biden. Yani her şeyi Trump yaptı. Kötü Trump, kaka Trump, öcü Trump. Biden geldi onun izlerini siliyor. Onun için yola çıktı. Amerika'nın dış politikasında yeni dönemin çerçevesini Suud'a silah desteğini kesip Pekin ve Moskova'ya işler eskisi gibi olmayacak sinyali vererek çizdi. Yani Pekin ve Moskova'yı tehdit ediyor aslında. Avrasya'yı tehdit ediyor Biden. Karar Gazetesi de bu söylemle alkışlıyor Biden'ı.
Avrupa başta olmak üzere müttefiklerle koordinasyon mesajını verdi. Yani Türkiye'ye de gelecek, Türkiye ile de görüşecek, aramız düzelecek sevince bunun adı. Ankara ile hala üst düzey temas kurulmayan bu süreçte yeni bir küresel mimari inşa edilirken bak nasıl büyütüyor. Yani yerlerde daha kendi içindeki mimari inşa edememiş, birliği sağlayamamış Amerika yeni bir küresel mimari inşa ediyormuş. Alkış, tufan, kıyamet. Türkiye'nin de yeni oluşan şartlara göre yeni bir yol haritası belirlemesi gereği ortaya çıktı. Yani Amerika yeni bir dünya kuruyor, küresel bir mimari inşa ediyor. Türkiye de o şartlara göre yeni bir yol haritası belirlesin. O mimarinin içine çimento olsun, tuğlu olsun, su olsun, bilmem ne olsun bir şekilde girsin. Elini mi koyuyor, kafasını mı koyuyor, neresini koyarsa yeni bir dünya kuruluyor manşetiyle. Maalesef Karar Gazetesi böyle bir haber yapmış. Gerçekliğe de aykırı bir tutum. İşte gördünüz, başkanlık seçimi bile aylarca sürüyor. Sokakta çatışmalar oluyor. Kendi kongre binalarını koruyamıyorlar. Meclis binaları basılıyor. Yeni bir dünya kuruyormuş Amerika Birleşik Devletleri. Küresel bir mimari inşa ediyormuş. Yeniden stratejik derinlik çukuruna Türkiye'de düşsün diye bu spot atılıyor, bu manşet atılıyor maalesef. Beyaz Saray'da koltuğa oturduğu ilk günde selefinin terk ettiği iklim anlaşmasına ve Dünya Sağlık Örgütü'ne Amerika'yı geri döndüren kararnameyi imza atan Biden'ın ne güzel ya. İkinci dikkat çeken hamlesi Körfez'den geldi. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la yapılan silah satış anlaşmaları geçici olarak durduruldu. Dışişleri Bakanlığı'nı ziyaret eden Biden, insan hakları ihlallerine vurgu yapıp Yemen'de Riyad'a verilen askeri desteğin bittiğini açıkladı. Çin'e Amerika'nın çıkarları hatırlatması yaptı. Emin olun New York Times bile bu üslupla yazamaz yani bu haberi. Muhalif siyasetçi Navalny'in gözaltına alınmasına yönelik sert tepkilerin ardından Amerika Başkanı Rusya'ya karşı da Trump'tan daha sert tutum alınacağını belirtti. Otoriterizmle mücadelenin altını çizdi. Yani Rusya Başkanı otoritermiş. Otoriteyle mücadele de Amerika'ya düşmüş. Yani bir de mücadele edelim böyle otoriter kişiliklerle, otoriter yönetimlerle demiş haberin alt metninde Karar Gazetesi. Avrupa ile müttefik anlayışına geri dönen Biden, ihmal ettiğimiz ittifakları yeniden inşa edeceğiz. Dünya ile yeniden angaje olacağız dedi. Bir aydır görevde olan yeni yönetiminin kalın Sullivan görüşmesi dışında Ankara ile temasa geçmemesi dikkat çekti. Karar Gazetesi o temasında bir an önce yapılmasını istiyor. Aman ne olur Türkiye şu S-400'den vazgeçsin, Avrasya Birlikteliğinden, Avrasya İttifakı'ndan vazgeçsin. Bunun narasını atmış. Bu haber çok şey anlatıyor aslında. Yeni bir dünya kuruluyor. Kimden çıktı bu fikir ya da hangi siyasi parti yönlendirdi bu habere ibret verici. Gerçekten Karar Gazetesi'nin bu tutumu. Devam edelim. Milli Gazete toptan dert demiş. Milli Gazete'yi verelim arkadaşlar. Hal böyle olunca da tüketicinin derdine çare bulunamazken toptancıların ise endişeli bekleyişi sürüyor. Market ve pazar tezgahlarında aranan fahiş fiyat artışının hala bir tanımı yok demiş. Gıda fiyatlarındaki artışın müsebbibi olarak gösterilmek istenen toptan ve perakende sektörünün temsilcileri başkente bir araya gelip dertlerini anlatmışlar. Mevsimsel etkiler başta olmak üzere birçok parametrenin fiyat artışlarına etki ettiğini belirtip fahiş fiyat artışı tanımının netleştirilmesi gerektiğini söyledi. Objektif kriterlerin belirlenmesi gerektiğini işaret eden sektör yetkilileri, haksız ve yersiz ithamların ticarette güveni zedeleyeceğini ifade etti. Haberin ayrıntısı bu şekildeydi. Şimdi bugün derbi günü değil mi Harun? Bugün Fenerbahçe-Galatasaray maçı var. Harun da bir Fenerbahçeli olarak abi bir de altı atsak ya ne olur falan diyor. Umarım atarlar. Ben iki tarafı da tutuyorum bir Beşiktaşlı olarak. Şimdi onlar konuşacak demiş. Bir tarafta Mesut Özil, Fenerbahçe'nin yeni transferi. Diğer tarafta Onyekuru, Erol Bulut, Fatih Terim. İşte altında Fenerbahçeli, Galatasaraylı futbolcular. Saat 19'da Cüneyt Çakır'ın yöneteceği derbi. Bir tarafta son 9 haftada 25 puan toplayıp liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, diğer tarafta 4'te 4 yaparak tekrar zirve yarışına katılan Galatasaray. İki takım da müthiş transferler yaptı, yenilendi, şampiyonluk iddiasını büyüttü. Üstelik hem geçen sezon Kadıköy'de sona eren 20 yıllık serinin hem de ara transferde yaşanan rekabetin rövanşı var.
Türkiye'de bugün nefesler tutulacak. Herkes bu maçı konuşacak. Son 8 lig maçında 5 gol atan Tiyan Fener'in hücumdaki en önemli kozu demiş. Geçen yıl Kadıköy'de 1 gol 1 asistle oynayan Dong, Terim'in jokeri demiş. Puan durumuna bakacak olursak şu an itibariyle Fenerbahçe 48 puanda lider. Galatasaray alırsa puanlar eşitleniyor. Üstüne bir de Beşiktaş alırsa 3 takımın da puanı eşitleniyor. Sadece olay averaja kalıyor. Eğer Fenerbahçe alırsa bu karşılaşmayı bir 3 puan daha hanesine yazdırarak Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkarıyor. Beşiktaş'ın da maç kazanıp kazanmamasına bağlı sonraki sıralamadaki durum. Devam edelim. Bir sonraki gazeteyi verelim arkadaşlar. Foto maçı da verelim. Devlerin düellosu demiş. Bu akşam Kadıköy'de şampiyonluk yarışının dönüm maçlarından biri oynanacak. Son dönemde transfer yarışı ve demeç savaşlarıyla kapışan iki takımın maçı nefes kesecek. Foto maçta Mesut Özil ve Onyekuru'yu kullanmış birinci sayfasında. Derbi ilişkin bilgileri Terim'in açıklaması, Gustavo oynayacak mı oynamayacak mı diye. Her neyse diğer takımları da verelim. Cenk Tosun kalıcı. Beşiktaş Başkanı Çebi'nin Cenk ile uzun vadeli düşünüyorum sözü. Golcü futbolcunun sezon sonunda bir kez daha kiralanacağı şeklinde yorumlandı demiş haberin ayrıntısında. Beşiktaş ara transfer dönemini çok kısır geçirdi. Tek transfer Cenk Tosun. Bakalım nasıl katkı sağlayacak. Umuyorum büyük bir katkı sağlar tabii aynı zamanda. Savun'un fırtına geliyor. Trabzon Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından ligin en çok puan toplayan ve en az gol yiyen takım oldu. Fırtına Avcı ile ligde 75 günde 14 maça çıkıp 33 puan topladı. Sadece 9 gol yedi ve zirve yarışına ortak olmayı başardı demiş haberin ayrıntısında. İki spor gazetesini de aktararak gazete manşet turunu bitirmiş olduk. Sıradaki haberle devam edelim. Yeni anayasa gündemi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yeni anayasa önerisini görüştüklerini açıkladı. Bahçeli ise siyasi partiler kanununda değişiklik yapılmasını da konuştuklarını anlatan Erdoğan, gündemdeki diğer başlıkları da masaya yatırdıklarını söyledi. Yepyeni bir anayasaya ihtiyacımızın olduğunu kendileri de söylemişlerdi. Yeni anayasa önerisi sonrası Beştepe'de iki kritik görüşme yapıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önce MHP lideri Devlet Bahçeli ile ardından da Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'la görüştü. Bu konuyla ilgili olarak Cumhur İttifakımızın bir diğer müttefiki konumunda Sayın Bahçeli de bu konuda düşüncelerini zaten açıklamıştı. Bu konunun üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Erdoğan, Bahçeli ile ele aldıkları konulara ilişkin bilgi verdi. Bu ara malum bu Türkiye'nin yeni bir anayasaya, yepyeni bir anayasaya ihtiyacının olduğu bir dönemde bizim de gündeme taşıdığımız bir konuydu. Bunun yanında tabii siyasi partiler yasasıyla ilgili neler yapabiliriz? Bunların üzerinde de durma imkanını, durma fırsatını da bulduk. Ve tabii bunun yanında malum ülkemizdeki bazı son zamanlardaki sorunlarla ilgili bu konuları da görüşme şansımız oldu. İki liderin görüşmesine ilişkin kulislere de bazı bilgiler yansıdı. Erdoğan ve Bahçeli'nin yeni anayasa için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle getirilen %50 artı 1 şartının korunması konusunda mutabık kaldığı belirtildi. Aynı zamanda iki ismin anayasanın ilk 4 maddesinin de korunması konusunda görüş birliğine vardığı ifade edildi. Yeni anayasa hazırlıkları kapsamında Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulanması konusunda bazı ihtiyaçlara ilişkin maddelerin ele alınacağı kaydedildi. Bunlar arasında Cumhurbaşkanının bazı konularda meclise yasa teklifi hazırlayıp sunabilmesi de yer aldı. Meclisin denetim yetkisinin belli konularda artırılmasının da gündeme geleceği iddia edildi. Öte yandan Erdoğan'ın Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'la yaklaşık 40 dakika süren görüşmesinde de yeni anayasa konusunun masaya yatırıldığı öne sürüldü. Yeni anayasanın yanı sıra yargıdaki diğer gelişmelerin konuşulduğu iddia edildi. Bölücü terör örgütü 4 koldan sıkıştırıldı. Yurt genelinde başlatılan Eren operasyonları genişletildi. İçişleri Bakanlığı Tunceli'de Eren 7 Mercan Muzur operasyonu başlatıldığını açıkladı.
Bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar peş peşe geldi. İlki 11 Ocak'ta başlatılan Eren operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. İçişleri Bakanlığı Tunceli'de 1062 personelin katılımıyla Eren 7 Mercan Munzur operasyonunun başlatıldığını duyurdu. Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timleri görev alıyor. Eren operasyonları PKK'yı ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatıldı. Bugüne kadar toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi. 41 işbirlikçi yakalandı. 168 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Çok sayıda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Suriye'de el yapımı patlayıcının imhası sırasında şehit olan jandarma subay kıdemli başçavuş Süleyman Demirel son yolculuğuna uğurlandı. Afyonkarahisar'daki törene binlerce yurttaş katıldı. Şehit Demirel Tekirdağ'da patlayıcı tim komutanı olarak görev yapıyordu. Geçici olarak Suriye'ye gönderilmişti. Jandarma Assubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel Suriye'de görevliydi. El yapımı patlayıcının imhası sırasında şehit oldu. Şehadetinizi ve helalliğinizi kabul eylesin. Şehit Demirel'in Türk bayrağına sarılı tabutu Gaziantep'teki törenin ardından memleketi Afyonkarahisar'a uğurlandı. Aşağı Yenice köyündeki baba evinden helallik alındı. Köy camiinde tören yapıldı. Şehidin kızları Elif Ezgi ile Rabia Rüya babalarının tabutu başında asker selamı verdi. Cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu bir süre askerlerin omuzlarında taşındı. Şehidin naaşı daha sonra köy mezarlığında ebediyete uğurlandı. Ankara, Tunceli, Adıyaman, İzmir, Elazığ ve Sivas gibi çeşitli illerde görev yapan kahraman asker en son Diyarbakır'dan Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'na atanmıştı. Burada patlayıcı madde imha tim komutanı olarak görev yaptı. Şehit Demirel, Tekirdağ'dan geçici görevle Suriye'nin Elbap şehrinde görevlendirilmişti. Evet, stüdyomuzda bir konuğumuz var. İstamet, İstanbul Medikal İşletmecileri, hatta İstanbul Anadolu İlleri Medikal İşletmeci, Medikal İşletmecileri Derneği Başkanı Sayın Vefa Türksever bizlerle. Hoş geldiniz yayınımıza. Aynı zamanda biyolog. Tabii evet. Her programda söylüyorum, söylemeye devam edeceğim. Ne olacak virüsün hali? Böyle devam edecek miyiz? Azalma var mı? Tabloyu nasıl okumak gerek? Sosyal mesafeyi korumadığımız sürece bu iş... çok zor biter. Yani alınan önlemler evet güzel. Hem Sağlık Bakanlığı'nca hem de diğer kurumlarca alınan önlemler gerçekten iyi. Sokağa çıkma kısıtlamaları da bu işe katkı sağladı ama maalesef sosyal mesafeyi koruma veya koruyucu malzemeleri kullanmada hala yetersiziz. Özellikle maskeler ve hijyen konusunda maalesef tam istediğimiz randımanda değiliz toplum olarak. Şimdi yeniden sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması kısmi olarak gündemde. Doğru bir karar olur mu? Ya bence belli bir süre daha bu sistemin devam etmesi lazım. Değil mi? Hazır tabloya veriler iyi bir şekilde yani yansımış. Yavaş yavaş bir, düşen bir ivmeyle bu hastalık devam ediyor. Bunun birden bitmesi zaten teknik olarak da, biyolojik olarak mümkün da değil. Mümkün değil. Sadece ülkemizde değil. Yani dünya genelinde bu böyle maalesef. Ama bizim avantajımız şu, biz Avrupa'ya göre biraz daha salgında daha az noktadayız oradaki yayılıma göre. Çünkü tıbbi ekipman olarak, özellikle koruyucu ürünler olarak Türkiye şu an çok zengin. Maske, dezenfektan, diğer koruyucu ürünler, solunum cihazları. Bu konuda şu an biz Avrupa ülkelerinden ve Orta Doğu ülkelerinden bayağı ilerideyiz. Bununla kıymetlenmemiz lazım. Ve ona göre bu malzemeleri kullanarak, sosyal mesafeyi koruyarak ve kısıtlamalara uyarak devam etmemiz lazım. Yoksa akıbetimiz çok da iyi olmaz. Yani çok daha uzun sürer bu hastalık. Bu işin biyolog kısmıydı. Şimdi medikal kısmına da geçelim. Kısmen geçtiniz aslında. Zengin derken Türkiye medikal ürünlerde kendi altyapısıyla mı, ithalat yöntemiyle mi? Yani bu dezenfektan, maske, solunum cihazı
Türkiye'nin bunları üretecek altyapısı oturdu mu? Yoksa Türkiye'de üretim var ama hala mesela maske ihtiyacını karşılamıyor. Onun için şu kadar ithalat yapıyoruz diyebiliyor muyuz? Covid-19'da mücadelede kullanılan koruyucu ürünler için konuşayım ben öncelikle. Bunlar maskedir, dezenfektan, tulum, siperlik gibi ürünler. Bunların Türkiye'deki üretimi yeterince var. Hatta üretim fazlası da mevcut şu durumda. Dikkat ederseniz fiyatlar da bayağı bir geriledi. Çünkü üretim had safhada ve ihracatta da bu konuda Türkiye çok iyi. Cihaz kısmına gelince de zaten Türkiye'de aşağı yukarı 20 yıldan beri, 20-22 yıldan beri solunum cihazları imalatı var. Oksijen takviye eden cihazların oksijen konsantratörleri veya ventilatör cihazları bunlar zaten yıllardan beri ülkemizde üretiliyor. Ama tabii bu hastalığın gündeme gelmesiyle beraber biraz daha profesyonelce yapılmaya başladı bu üretim. Ve o ürünler de ciddi anlamda ihraç ediliyor yurt dışına. Özellikle Balkan ülkelerine, Türkiye Cumhuriyetlerine yeterince ihraç var. Ve Türkiye'de de şu an solunum cihazları anlamında da yeterli stok var. Gerek son tüketicinin evinde kullandığı, yani ayakta tedavide kullanılan, SGK'nın geri ödeme kapsamında olan solunum ürünleri, gerekse hastanelerin yoğun bakımlarında demirbaş olarak kullanılan profesyonel ventilatörler ve diğer solunum aparatları yeterince Türkiye'de var. Hastaneler de bu konuda bu işe doygun durumda. Ev hastalarının da piyasada doygunluğu var. Yani bu malzemelerde doygunluğu var. O yüzden malzemede herhangi bir sıkıntı yok. Buradaki bizim en büyük sıkıntımız kayıt dışı ürün. Biz bunlarla şu an son zamanlarda özellikle son 1-2 aydan beri bununla mücadele ediyoruz. Biliyorsunuz daha önce sizin kanalınızda da bunu çok defa söylemiştik. Bu tip ürünleri, daha doğrusu tüm tıbbi ürünleri ne olduğu önemli değil. Yani solunum ürünleri de olabilir, ortopedi ürünleri de olabilir veya maske de olabilir, tıbbi sarf fark etmez. Bu ürünlerin hepsinin Sağlık Bakanlığı onayının olması lazım. Sağlık Bakanlığı kaydı olmayan ürünlerin kullanımı gerçekten ciddi anlamda zarar verebiliyor. Bazen hani vatandaş fiyat avantajı vardır gibi düşünüp o ürünlere yöneliyor ama emin olun şu an kayıtlı ürünler fiyat olarak da yüksek değil. Sağlığa bir avantajı yok. Yani fiyattan yırtamıyorsunuz ama hadi yırttınız diyelim. Sağlığınızdan bir avantaj elde edin. Bırakın avantajı, rutinini. Tabii şimdi örneğin kayıt dışı, standart dışı üretilen maske kullanıyorsunuz diyelim. Yani merdiven altı dediğimiz maskeleri kullanıyorsunuz veya merdiven altı olarak üretilen hijyenik, el hijyeni ürünleri, dezenfektan, antiseptikler kullanıyorsunuz diyelim. Onların belli bir standart olmadığı için, kara düzen yapıldığı için siz belki o an korunduğunuzu sanıyorsunuz ama ilerleyen safhalarda yani bu salgın süreci bittikten sonra bu sefer siz yine doktorlara, hastanelere gideceksiniz. Nedir olay? O kayıt dışı üretilen, standart dışı üretilen ürünlerde yer alan kimyasallar veya zararlı maddeler sizin büyüğünüze zarar verecek. Özellikle, çünkü ağzınızla tabii, solunum yollarınıza doğrudan temas halinde yapışır. Tabii, solunum yolu hastalıkları olacak. İlerleyen zamanlarda belki amfizem, KOA veya akciğer kanseri veya diğer kanser türleri olabilecek. Çünkü nasıl üretildiğini bilmiyorsunuz o ürünün. Ama Sağlık Bakanlığı kaydı olan bir ürünü kullandığınızda o ürün çok aşamadan geçiyor. Ve belli şartlara haiz üretiliyor. Belli kontroller altında üretiliyor. Kullanılan ham madde bandına kadar, tüketimine kadar, piyasaya arzına kadar baştan sona hep gözetim altında. Yani hangi firmadan, hangi tarihte üretilmiş, hangi firmaya verilmiş, hangi firmadan hangi tüketiciye gitmiş, hepsi o sistem içerisinde yer aldığı için güvenli tüketebilirsiniz onu. Ya peki, şimdi ben tekstil atölyelerini çok iyi bilen biri olarak içeride nasıl üretilir, nasıl dikilir, nasıl paketlenir, yerlerdedir. Yani hiç içinde yabancı zararlı bir madde olmasa bile yerden aldığı pislik zaten maskenin üzerinde. Sağdan soldan ip sarkar. Bir de çok profesyonel hazırlanmış kayıt dışılar var. Şimdi bu salgından önce maske üretimi veya bu tip ürünlerin üretimini sadece medikal firmalar yapardı. Yani bizim sektörümüzde üreticilerimiz var. Toptancılarımız var. Parakendecilerimiz var. Üretici firma üretir. İç piyasaya verir. Veya ihracatını yapar. Parakende satış hizmeti veren medikal firmalarda onu halka arz ederdi. Veya toptan yapan firmalarda hastanelere arz ederdi bunu ihale yoluyla. Fakat pandemi
olduktan sonra, yani korona Türkiye'de hayatımıza girdikten sonra ülkemizde maalesef bir anda sanki mitoz bölümü böyle çoğalmış gibi her tarafta maske üreticisi çıktı. İnanılmaz derecede ve o kadar kötü, o kadar sağlık dışı ürünler oldu ki. Ki zaten hani İçişleri Bakanlığı'nın baskınlarıyla onları gün yüzüne çıktı. Ayak altında, dikiş makinalarıyla, normal tekstilde kullanılan. Tişört nasıl üretiliyor? Tabii, dikiş makinalarıyla. Ve orada kullanılan ipliklerle yaptılar bunları. Normalde bu ürünlerin, yani dikiş görmeden belli bir standartta, belli bir kalıpla, el değmeden makina ile, yani ham maddeyi verdiğinizde çıkışının da makinenin tek parça olarak olması lazım. Ama maalesef işte her toplumda olduğu gibi bizde de bunu fırsat bilen insanlar çıktı ve çok ciddi anlamda da insanları kandırdılar ve çok ciddi paralar kazandılar. O süreçte işte hatta medikalciler fahiş fiyatla ürün satıyor denildi ama biz emin olun o fahiş fiyatla hiçbir şekilde ürün satmadık. Aradaki fırsatçılar veya bu işi sonradan görüp de çok para kazanmayı isteyen insanlar fiyatları yükseltti. Ve onların ürettiği maskeler ve onların ürettiği tıbbi ürünler fiyatları yükseltip piyasamızı bozdu. Ve biz bununla ilgili çok mücadele verdik. Maskenin tavan fiyatının 1 lira yenmesi için, yani sizin televizyon kanalınızda, başka medya kuruluşlarında, bakanlık düzeyinde çok girişimlerimiz oldu ve bunlara katkımız oldu. Ve şu an emin olun bizim hedeflediğimiz fiyata geldi hemen hemen. Biz 1 liranın altında üretilmesini istiyoruz. Çünkü pandemiden önce zaten maskelerin fiyatları şu anki piyasa fiyatı gibiydi. Yani baktığınızda ham maddede öyle bir fiyat artışı olmadı. Tamam, tüketim talebi oldu, o ayrı bir şey ama ham maddede fiyat artışı olmadı. Dövizde çok böyle hani fiyatı 7, 8, 10 kat veya 20 kat artıracak bir dalgalanma olmadı. Evet, döviz yükseldi. Ama o dövizin yükselmesi belki fiyatları %10, %20 etkileyebilirdi. Yani 20 liralık bir ürün olabilirdi, 25 lira. Ama pandemiden önce 15 liraya satılan bir kutu maske şimdi, 150-200 liralara çıktı. Yani bu korkunç bir şey. Bu 2. Dünya Savaşı'nda bile görülmüştü. 50 liraya yani satılıyor. Yani pandemiden önce bir kutu son 15-20 liraysa şu an 50 lira. Şu an bile vahşi kapitalizmin ta kendisi. Evet, ama biraz düştü yalnız. Şu an yerli üretimde 20 lira, 15-20, 25 lira var bandında var. Var mı yani? Kayıtlı 15-20 lira olan maskeler. 15-20-25 o bantta, yani 25 liraya kayıtlı bir ürünü tüketici çok rahat bir şekilde alabilir. Şu satın an alabilir. Ama bunun içinde bunun yolu nedir? Bunun yolu kayıtlı ürünü kayıtlı yerden almanız lazım. Şimdi medikal firmalar tıbbi cihaz satış fırsatına sahip firmalardır. Sağlık Bakanlığı kontrolündedir. Peki medikal firma kayıt dışı ürün satamaz mı? Satamaz. Sattığı zaman çok ciddi ceza yer. Sattığı zaman ceza. Çünkü ürün takip sistemi dediğiniz bir sistem var. Hı hı. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun çıkardığı bir sistemdir. Orada Türkiye'de kullanılan ilaçlar veya tıbbi cihazlar, tıbbi ürünlerin hepsi orada kayıt altındadır. Siz bir ürünü yaptığınızda, meydana, vücuda getirdiğinizde ve ithal ettiğinizde o ürünü oraya kaydettirmeden piyasaya arz edemezsiniz medikal firma olarak. O son Sağlık Bakanlığı'nın izni demek aslında. Tabii. Sağlık Bakanlığı'nın izniyle. İşte kaçak ürünle biz oradan şey yapıyoruz. Hani bir şekilde Türkiye'ye sokulup Sağlık Bakanlığı'na kaydettirilmeyen tıbbi ürünler. Ama medikal firmalar o sistem üzerinden ürün takip sistemine kayıtlı ürünleri almak zorunda. Eğer o sistem dışında herhangi bir ürünü sattığı zaman çok ciddi yaptırımları ve cezaları var. Zaten bizim üyelerimiz de yurt genelinde kimse de ÜTS, yani ürün takip sistemine kayıtlı olmayan ürün olmaz. Peki genel olarak, yani sadece koronavirüs döneminde gerek olan medikal ürünler değil de genel olarak medikal ürünlerde ulaşımda bir sıkıntı yaşanıyor mu? Vatandaşın ulaşımında ya da sizin medikalci olarak ürün tedarik zincirinde sıkıntı yaşanıyor mu? Pandemi sürecinde zaman zaman olmuştu. O da aşırı talepten dolayı. Ama şu süreç, şu an, yani pandeminin şu devam ettiği süreçte herhangi bir şekilde tıbbi ürüne ulaşım zorluğu yok. Herkes her ürüne çok kolay ulaşabilir. Sadece doktorlarımızın kullandığı muayene eldivenlerinde biraz sıkıntı var. Onlarda bir çok ciddi fiyat artışları oldu. Onu bildiğim kadarıyla dünyanın iki ülkesinde Malezya üretiliyor. Evet. Fabrikalar orada, yani, ham evet, maddesi orada. Yani dünyadan çok talep var. Yani sadece bizden değil. O yüzden yani dışa bağımlıyız onda. Sadece biz değil. Muayene eldivenlerinin tüm dünya ülkeleri. Malezya'ya veya o tip ülkelere, kauçuğun üretildiği ülkelere bağımlı. Fiyat yükselmesinin sebebi o. Ama onun haricinde gerek ortopedi ürünleri olsun,
gerek ameliyathane ürünleri olsun, diğer yara bakım ürünleri veya tıbbi sarf ürünler, solunum cihazları, koruyucu tıbbi ürünler, maske, dezenfektan, eldiven, bunlar da şu an Türkiye'de herhangi bir stok sıkıntısı yok. Hatta fazlası var. Fiyat sıkıntısı da yok. Fiyat sıkıntısı da yok. Yok. Yani şu an pandemiden önce, salgından önce nasılsa durum o şekilde vatandaş... Evet, hemen hemen yaklaştı o fiyatlara. Zaten son zamanlarda döviz hızla düşmeye başladı. Hı hı. Fiyatlar da şimdi geri gelmeye başladı biraz. Yansıyor mu o size? Yansır. Yani genelde biz şuna alışmıştık. Döviz fiyatı yükselirse, ürün fiyatı yükselir. Düşerse oralı bile olmazlar. Bizim sektörde yansır. Yansır. Yani her üründe olmasa bile %60-%70 ürün gamında o fiyatlar yansır. Düşme sektörün olur. Özelliği ne peki yansıyor böyle? Şimdi yani güçlü bir denetim mekanizması mı var? Daha ziyade şöyle, ithal ürünler döviz üzerinden fiyatlandırıldığı için o anki döviz kuruna göre döviz düştüğü zaman fiyatlar da otomatik olarak düşmüş oluyor. Yani yerli ürünler zaten onlarda bir dalgalanma olmadı. Dediğim gibi sadece şu an eldivenlerde biraz sıkıntı var. Onlarda bir sıkıntı yok. Bir de şuna değinmekte fayda var. Son zamanlarda biliyorsunuz hani Türkiye'de ciddi aşı çalışmaları var. Umarım daha da iyi olacak. Biz kendi aşımızı piyasaya sunacağız. Biz o konuda ilaç sektörüne ve üniversitelere çok güveniyoruz. Yalnız burada medikal firmaların da öncelikli risk grubuna alınıp biz aşılanmasını istiyoruz. Çünkü biz direkt... Değil mi? Şu an için değil. Yani bizlere mesela daha aşı yapılmadı. Eczacılara bir kısmına oldu. Tamamı olmadı diye biliyorum. Emin değilim ama hekimlerimiz zaten, sağlık çalışanlarımız oldu. Ama bizler de hani o konuda bir öncelik... Aslında temas halindesiniz. Tabii öncelik görmek istiyoruz. Çünkü biz de en az bir hekim kadar COVID-19'da hastayla temasa girebiliyoruz. Nasıl? Cihazını bağlıyoruz. Malzemesini veriyoruz. Yeri geliyor. Hastanın evine hizmet veriyoruz. Evinde yara bakım malzemeleri götürülüyor, uygulaması gösteriliyor veya cihazları anlatılıyor, tatbik ediliyor. O tip ürünlerin tatbikini, uygulamasını uzaktan yapamazsınız. Gidip hasta başında yapmanız gerekir. Bir oksijen konsantratörü nasıl kullanılması gerektiğini hasta başında göstermeniz gerekir. Cerrahi aspiratör cihazının nasıl kullanılması gerektiğini hasta başında hasta yakınına anlatmanız lazım ki o da devamını uygulayabilsin. Veya bir yara bakım ürününün nasıl tatbik edilmesi gerektiğini hasta başında anlatmanız lazım. Eğer hasta yakınına, iş yerinizde veya uzaktan anlatırsanız çok başarılı olmayabilir. Bu sefer aldığı üründe sıkıntı yaşayabilir. Biz kesin netice olsun diye devamlı bu konularda hasta yakınlarıyla uygulamada, özellikle hastaların evinde temas ediyoruz. O bakımdan hani aşıda da öncelikli olmayı biz de istiyoruz. Yeri girip hastaneye de giriyorsunuz tabii. Tabii zaten işimiz bu. İşiniz hastanede. SGK ayakta tedavide bazı ürünleri karşılıyor, bazılarını karşılamıyor. Vatandaşın alım gücü de hesaba katıldığında sıkıntılar yaşıyor. Durum nedir yani ayakta tedavide özellikle karşılanan ürünlerde? Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu ayakta tedavide birçok ürün ödüyor. Yani hatta şöyle diyebilirim, hasta alt bezlerini Avrupa ülkelerinde birçok sosyal güvenlik kurumu ödemezken Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu karşılıyor. Diğer tıbbi ürünleri, o solunum cihazlarını, ortopedi ürünlerini, tekerlekli sandalyesine kadar karşılıyor. Buradaki sıkıntımız şu, çok ciddi paralar ödüyor SGK ama özellikle çok fazla tüketilen hasta bezi gibi ürünlerde üretici firmalar bazen çok ciddi zamlar yapıyor. Yani bizim de anlam veremediğimiz zamlar olabiliyor büyük firmalar. Dolayısıyla o zaman SGK'nın ödemesi biraz geride kalmış oluyor. Hastanın ödediği fark da fazla olmuş oluyor. Aradaki farkı hasta ödüyor. Tabii. Yani normal şartlarda baktığınızda hani enflasyona veya döviz endekslediğinizde aslında Sosyal Güvenlik Kurumu ödediği rakamlar yüksek rakamlar. Hani hastayı mağdur etmeyecek, firmayı mağdur etmeyecek rakamlar ama burada bazı kalemlerde tedarik noktasında fiyat artışları olduğu için sıkıntı yaşıyoruz. O da her üründe değil. Dediğim gibi birkaç kalem hasta altı bezinde o tip ürünlerde ama örneğin bir solunum cihazı maskesinde hasta cebinden fark ödemeden alabiliyor. Bir göğüs protezinde, kanserli hastalarda göğüs protezinde sadece katılım payını ödeyerek hasta alabiliyor. Çok üründe o şekilde. Yani kendi ücretini ödeyerek alıp daha sonra devlet ona mı ödeme yapıyor yoksa siz... Yok, firma ödeme yapıyor. Firma ödeme yapıyor. Siz karşılıyorsunuz, sadece arada fark olursa bunu vatandaştan karşılıyorsunuz. Tabii. Devletten daha sonra
Devletin medikal işletmeleri ödemesi de bir sıkıntı var mı? Sosyal güvenlik kurumu ödemeleri şu an çok düzenli. SGK'da? Yani, evet, hastane ödemelerinde gecikmeler var ama sosyal güvenlik kurumu ödemeleri şu an çok düzenli. Yani her ayın 15'inde düzenli bir şekilde, herhangi bir şekilde yani evrağınızda veya firmanın faturalandırmasında bir sıkıntı yoksa her ayın 15'inde düzenli bir şekilde tüm firmaların ödemesini yapıyor. Ortalama vadesi de ürünlere göre 60 gün 90 gün ama herhangi bir şekilde gecikme olmuyor, sarkma olmuyor. O konuda biz mutluyuz. Yani sosyal güvenlik kurumumuz çok iyi çalışıyor. Hem ödeme noktasında, yani bizlere yaptığı ödeme noktasında, fatura karşılama noktasında hem de hastalara verdiği hizmet noktasında. Salgınla birlikte medikal ürünleri konuştuk ve genel olarak medikal ürünlerde ithalat, ihracat ne noktadayız? Artık medikalde ihracatçı pozisyonuna Türkiye geçti diyebilir miyiz? Yoksa daha çok yol kat etmemiz lazım mı? Türkiye ihracatçı pozisyona geçti ama ikinci dediğiniz de var. Daha çok yolumuz da var. Biz daha yeni yeni her alanda üretim yapmaya yeni yeni başlıyoruz. Ortopedi ürünlerinde Türkiye zaten dışa bağımlı değil. Yıllardan beri yani çünkü tekstil ürünleri olduğu için genelde kullanılan kumaş kökenli ürünler olduğu için ortopedi ürünlerinde Türkiye dünyada lider pozisyonda ülkelerden biri. İhracat anlamında. Özellikle çevremizdeki çevre ülkeleri, Afrika ülkelerini, Asya ülkelerini, Avrupa'nın bir kısmına, Almanya dahil olmak üzere birçok üreticimiz ihracat yapıyor. Cihaz kısmında da devletin ciddi anlamda teşvikleri var ve ben birçok arkadaşımla görüşüyorum. Hepsinin kafasında bir üretim yapma planı, üretim yapma aşkı var. Bu da güzel, sevindirici bir şey. Herkese bir girişim var. Ben zannediyorum hani belli bir zaman sonra çok fazla biz hani zaman geçeceğini zannetmiyorum. Aşağı yukarı 2-3 yıla kadar birçok üründe kendimiz üretmeye başlarız. Şu an ameliyatlarda kullanılan plak, çivi, vida onlar da şu an Türkiye'de üretiliyor. Önceden 15-20 yıl önce yurt dışından geliyordu onlar. Ve şu an Türkiye kendi bölgesinde o konuda da bayağı bir mesafe kat etmiş durumda ve ihracatçı pozisyonda. İngiltere'ye bile ihracat yapan arkadaşlarımız var şu an. Bu devleti de hem ödeme noktasında rahatlatır, vatandaşı da aradaki farkı ödeme zorunda kalan vatandaşı da bir şekilde rahatlatır. Tabii şimdi yerli imalatı devlet destekliyor. Bir de bizim kafamızdaki şu algı var ya, hani bir şey ithal, abla bu ithal ürün, yani pazarcı mantığı vardır ya, sağlamdır, taş gibi, ne oldu ithal ürün? Yani Türkiye Cumhuriyeti devleti üretirse ya da Türkiye'de üretiliyorsa kalitesiz anlamına gelmiyor. Şu an yurt dışında, Arap ülkelerinde ve Afrika ülkelerinde, Balkan ülkelerinde Türk malı Avrupa'dan veya diğer üretici ülkelerden daha üst pozisyona, daha tercih edilir durumda. Tıbbi malzeme için konuşuyorum ben bizim sektörde. Çünkü yıllardan beri ithalat yapa yapa, daha önceki yıllarda yani, artık tecrübe kazandık. Arap ülkelerinde Türk malları Avrupa mallarından daha çok tabii, tercih edilir durumda. Tıbbi malzeme olarak söylüyorum ben. Çok güzel. Şimdi yıllardan beri ithalat yapıla yapıla artık bizim sektördeki iş adamları veya firmalar bu işi öğrendi, tecrübe kazandılar. Ve o tecrübeyi de şimdi üretime döktüler. Yavaş yavaş da giderek artıyor. Bu ne olacak? Bu tabii perakendeye de sirayet edecek. Biz şimdi perakende firmalar olarak daha ucuz, daha uygun satabileceğiz onu. Daha iyi piyasaya arz edebileceğiz. Ve vatandaşa daha rahat tüketebilecek. Hastane daha uygun fiyata alabilecek. Devlet daha az bütçe ayırmak zorunda. Tabii. Veya üründe bir sıkıntı çıktığında yurt dışıyla görüşmek zorunda kalmayacak. Geri dönüşümlü background ürünün çok daha kolay olacak. Yani tıpkı şimdi maskelerde olduğu gibi. Emin olun yani şu an yani Allah korusun pandemi 5 yılda sürse şu an elimize yetecek kadar maske var Türkiye'de, öyle söyleyeyim ben size. Ciddi anlamda stoğumuz var. Çok teşekkür ediyorum. İstamet Başkanı Sayın Vefa Türksever yayın konuğumuzdu. Ağzınıza sağlık. Eklemek istediğiniz bir şey varsa. Son bir şey söyleyeceğim. Bunu da her programdan sonra söylüyorum ben. Maskeleri evet tüketiyoruz, çok güzel. Şu an halk dolaşabiliyor ama lütfen şeyine, imhasına dikkat edelim. Maske en nihayetinde bir tıbbi üründür. Tıbbi ürün de kullanıldıktan sonra tıbbi atık sınıfına girer. Maske de bir tıbbi atık oluyor kullanıldıktan sonra. Lütfen parklara, bahçelere, yollara atmayalım. Çıkardığımız maskeyi poşetin içine koyup ağzını bağlayıp öyle ima edelim. Ve kullandığımız maskeleri de, taktığımız maskeleri 3 saatten fazla veya maksimum 4 saatten fazla kullanmayalım. Maskenin iç yüzeyini ıslaklı hissettikten sonra nemi, artık onun görevi tamamlanmıştır. Onu da uygun bir şekilde imha edip atalım. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür bir kez ederim. Daha İstanbul Medikal İşletmecileri Başkanı.
Ben güncelliyorum bunu her seferinde aklıma. İstanbul ve Anadolu İlleri Medikal İşletmecileri Derneği Başkanı Sayın Vefa Türkseven yayın konuğumuzdu. Evet, biz ayrılan sürenin de sonuna geldik. Bizden hemen sonra Büyüteç programı Can Karadut'un sunumu Sayın Ekonomist Hakan Topkurul'un yorumlarıyla karşınızda olacak. Bir yere ayrılmayın. Yarın aynı saatte bu stüdyoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.